tane korkutucu bir hastalık var, kanlı ishal, böyle bir şey olabilir diye. Onun testine bakacağız. Ön kol kemiğinde bir çatlağımız mevcut. Kan değerlerimiz onu atlatabilecek gibi duruyor. Şişme zorlanmam var. Dobil'in maalesef parvovirüs pozitif çıktı. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlerle bir tane sokak çığırımız var. Bakalım nesi varmış? Ayağında bir problem mi vardı? Evet, buzda kaydı zannedersem. Hı-hı. Ondan dolayı da getirdik size. Tamamdır. Şimdi ona bakacağız. Ayağına basamıyor mu? Basamıyor. Tamam. Ön patisine kullanamıyor. Tamamdır. Kara şimşek ya tam bu. Birinin kardeşi. Şöyle öncelikle bir muayene yapalım. Ayağının her yerine bakıyoruz. Herhangi bir şey yıldatıp çıktı veya bir şişme zorlanmam var. Bu arada görmüş olduk direkt. Sol bacağında bir sıkıntı var. Evet, biraz şişlik de görüyorum. Hareket etmesinde bir problem yok. Biraz dokuda sıcak. Ödem de var aynı zamanda. Belki başka bir kediyle de kavga etmiş, ısırılmış olabilir. Bunu şimdi bu röntgen çekeceğiz. En güzel röntgen de belli olacak. Şimdi röntgen odamıza geçelim. Şimdi röntgen odamıza geldik. Röntgen cihazımızı ayarlayacağız. Tam ayağına denk gelmesi için. Ön ayakları evet, şöyle olabildiğince ucundan tutuyoruz ki kemiğin her detayı gözüksün. Ve çek röntgenimizi. Bakalım. Birazdan şimdi açacağız. Ayağına çok fazla basmak istemiyor. Bunlar sokak hayvanı olduğu için dışarıda bir yere de sıkıştırmış olabilir. Onun haricinde başka bir kediyle kavga da etmiş olabilir. Veya istemediğimiz durumlar oluyor bazen. Üzerine basmalar olabiliyor veya tekmeler olabiliyor. Öyle bir şey yoktur umarım. Şimdi röntgenimizi gönderiyoruz. Bakalım neler çıkacak. Gel sen de bak röntgenime neler çıkacağını. Burak Bey'in nişan yüzüğü burada gözüküyor. Şurada bir hafif çatlağımız var. Ön kol kemiğinde bir çatlağımız mevcut. Bunun için ağrı kesici ödem dağıtıcı ile birlikte kafes istirahatı önereceğiz. 21 gün bu çocuğu kliniğimizde tutacağız ve bizde kalacak. Bu şekilde tedavisini yapacağız. Kendi kendine kaynayabilecek durumda, kemik uçları birbirine yaklaşmış durumda. Yani ayrılmalı. Ayrılan durumlarda pin takıyoruz. Buradaki plaka yapıyoruz. Buradaki kırığı iyileştirmek adına ama bunda herhangi bir kötü bir durum yok. Hem bu soğuk havalarda da bizde olması onun için iyi olacaktır. Şimdi hasta sahibimizi çağıralım ve onu anlatalım. Serdar Bey gelin, siz zaten objektif biz. Şimdi bu ön ayağında çatlak var. Çatlak olduğu için de bunu biz kafes istirahatine alacağız. Bu kendi kendine kaynayacak. Bir 15-20 gün bizde kalacak bu çocuk. Bilginiz olsun. Biraz bizde dinlensin. Nasıl masumlaştı ya? Bir de size geleceğiz. Biz dinlenmeye haberiniz olsun. Bizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Siz de gelebilirsiniz. Şimdi bu çocuğumuzu kafes istirahatine alacağız. Yani çok fazla atlayıp zıplamaması gerekiyor. Dokuyu çok fazla bozmamamız gerekiyor. Kemikler iyice kaynayacak. 20 gün, 15 gün bizde kalacak. O şekilde tedavisine başlıyoruz. Şimdi diğer hastalarımıza bakalım. Nesi vardı bu ufaklığın? Akşam bir fotoğraf. Mama haricinde bir şey yemiş miydi farklı olarak? Yok, hiçbir şey yemedi. Tek mamasını yedi. Evet, tek mama yiyor. Kaç kere kustu? Biraz kaç kere kustu. Köpüktü böyle balgam şeklinde. Hı-hı. Böyle kahverengi sıvı şekilde iki kere yaptı. Dışarıda mı yaşıyor, evde mi yaşıyor? Evde yaşıyor. Tamam. Biz bu tarz durumlarda bir önce kan tahliline bakıyoruz. Tamam. Bir de aşıları olmadığı için bir tane korkutucu bir hastalık var kanlı ishalde. Evet. Böyle bir şey olabilir diye. Onun testine bakacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Bayağı bir şey ama hareketliliği falan iyi. Bir akşam hiç yoktu. 2 saatte biraz hareketlendi. Ama hiçbir şey yemedi elden bu yana. Isma ve sıvı kaybettiği için biraz serum da vereceğiz. Kırmızı gayet iyi. Biraz koyu tabii ki kusmuyor benim için. Aferin sana ya. Vallahi çok iyi durdu. Bayağı güçlü bir şey bu herhalde. Hı hı. Evde nasıl hareketli bir? Full hareketli. Hiç durmuyor. Şimdi kanımıza bakacağız.
İsmi neydi bu çocuğun? Dobby. Dobby. Dobby kaç aylık oldu? 20 Eylül oldu, 5 olacak. Birkaç dakika içinde şimdi sonuçlarımız çıkacak. Bir de dışkı testi yapacağız. Dışkı testinde de kan nisel dediğimiz hastalığın varlığına bakacağız. Bakalım öyle bir şey var mı? Kan nisel etkileri direkt dışkıda olduğu için popodan bakıyoruz. Evet. Koku da biraz bize etki ve ön bilgi verebiliyor. O yüzden kokusu da çok önemli. Dışkının iyice kendini bırakmasını bekliyorum. Karıştırıyorum. Start deyip gönderiyoruz. 10 dakika sonra çıkacak sonucumuz. Diğer sonucumuz çıktı. Biraz enfeksiyonumuz yüksek çıktı. Onunla ilgili zaten kusmamız da var. Eğer kan nisel hastalığımız negatif çıkarsa basit bir enfeksiyon deyip o şekilde tedavisini yapacağız. Şimdi serumu takalım çocuğum. Dobby. Bir durduralım, önce bir kusma kesiciyle başlayacağız. Sonra antibiyotiklerini direkt damardan vereceğiz ve iyileştireceğiz inşallah. Devam ediyor. Bakalım neler çıkacak. 3, 2, 1. Dobby'nin maalesef parvovirüs pozitif çıktı. Bununla ilgili olarak tedaviye başlayacağız. Dobby'nin burada kalması gerekebilir. Tedavi süresi boyunca. Yani burada kalırsa daha iyi olur. Ama siz de getirip götürebilirsiniz bu arada. Nasıl yapalım? Kalır. Yani burada kalsın daha sağlıklı olur onun için. Bu şekilde ilerleriz. Kan nisel hastalığına yakalandı. Ölüm oranı yüksek olabiliyor. Ama hani bununla ilgili olarak erken siz teşhis ettiğiniz için biz de erken tedaviye başladık. Kan değerlerimiz onu atlatabilecek gibi duruyor. Kan değerlerimiz gayet iyi. Virüsle savaşabilecek gibi duruyor. Biz de burada sabah akşam serumlarını vereceğiz, ekstra ilaçlarını vereceğiz. Onun bağışıklığını güçlü tutacağız. Aynı zamanda probiyotikler kullanacağız. Virüsle savaşması için antikor desteğinde bulacağız ve atlatacağız yani inşallah. İnşallah. Zaten genel hal ve hareketleri de kötü gözükmüyor. Gayet iyi gözüküyor. Dobby gibi zaten bayağı yemek yemiş. Bunun rezervleri şey yapar, onu kurtarır. Geçen hafta yedik öldü. Dobby'nin aşıları olmadığı için maalesef böyle bir hastalığa yakalandı. Neyse ki erken fark etmişler ve tedavisine gün geçmeden başlıyoruz. Dobby'nin sabah akşam ilaçları olacak. Bu tedavide serum çok önemli. İnşallah kurtaracağız bu çocuğu. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Aynı zamanda yeni içerikler de çok yakında geliyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.